Beyşehirli uzman çavuş Hakan Akbulut, jandarma özel harekat mensubu olarak görev yaptığı sırada Mardin'in Nusaybin ilçesinde devam eden terör operasyonlarında EYP patlaması sonucu ağır yaralandı. Bizim girdiğimiz çatışmada biz evin içinde iki arkadaşım, benim kendi badim olarak pusuya düştük. Evin içinde ben yaralandım. Bu yaralandıktan sonra merdiven boşluklarından aşağı düştüm. Basma tüzelikli EYP varmış. Onun üstüne düşerek patladı. Onun sonrasını zaten hatırlamıyorum. Kendimi gözümü açtığımda Ankara Gülhane Katı Hastanesi'nde her yerim sarılı bir şekilde. İlk gözümü açtığımda annemi gördüm. Yaklaşık 1,5 yıl tedavi gören Hakan Akbulut tekrar görevine döndü ancak ona TSK'da görev yapamaz raporu verildi. Üstelik gazi statüsünde değildi. Ailem kesilince, işten de çıkınca tabii kredi kartlarımın borçları vardı, onları ödeyemedim. Çok sorunlu yaşadım yani. Kiram var, ödeyemiyorum. Sağ olsun annem, ailem yanımda olduğuna, onların destekleriyle birlikte bugüne kadar zor kütük geldim. 8 yıllık askerlik görevine veda etmek zorunda kalan Hakan Akbulut, geçimini sağlamak için geri dönüşüm atıkları toplamaya başladı. İşte o anlarda bu video çekildi. Görsün millet oğlumun rezilliğini. Bakan için savaştı. Biz böyle çok toplayalım işte. Benim çocuğum böyle mağdur her yerde. 4 çocuğu ekmek katıyor, çöp topluyor. 4 çocuk babası olan Akbulut'un annesi ve eşinin çektiği bu kısa videoyu Konya'daki Şehit ve Gaziler Derneği'ne göndermesiyle başlayan süreç sosyal medya aracılığıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya kadar uzandı. Cuma günü İçişleri Bakanlığı'ndan aradılar. Süleyman Soylu aradı. Dedi ki hani dedi derdin ne dedi, ne oldu dedi, bana bir anlat dedi. Ben de anlattım her şeyi. Onun sonra dedi sen dedi bize emanetsin. Yani bu kısa sürede, en kısa sürede işini halledeceğim dedi. Bizzat dedi ben kendi ellerimle halledeceğim dedi. Durum açığa çıkmış, gazinin mağduriyeti kesinleşmişti. Akbulut'un telefonları susmuyordu. Ankara genel komutanlıktan da aradılar. Bir tane yarbay komutanımız aradı. O da güzel haber verdi. Sonradan sosyal sigortalardan, Ankara yine sosyal sigortalardan müdür aradı. Kardeşim emekliliğini onayladık. En kısa sürede paranı yatıracağız diye söylediler. Sonra tabii ki bu esnada olurken bizim Beyşehir Belediye Başkanımız sağ olsun iş verdi belediyeden. İşe başladım. Cuma günü itibariyle dedi hemen gel işlemlerini yapalım. İşlemler yaptılar. Hani hiçbir şey sağ olsun beni şey yapmadan. Evet. Her şeyi yaptılar. İşe başlattılar cuma günü. Beyşehir Belediyesi'nde işe de başlayan Gazi'nin ve ailesinin yüzü şimdi gülüyor. Şimdi eskiden çok kötü günler yaşıyorduk. Allah'a bir şükür onlar bitti. Şu anda hani her şeyimiz oldu. Belediye başkanımızın sayesinde, bakanımızın sayesinde. Yani çocuklarımla birlikteyim. Artık bu saatten sonra çocuklarımın istediği de olacak. Bizim de istediğimiz de olacak. Borçlarımı da Allah'ın izniyle ödeyeceğim, kapatacağım, hepsini bitireceğim.